Şurlarla boş geldin. Kartlarla bir grupsunuz. Adem abi tabii. Orada bir ülke. Haydi, haydi. Açlar merdivenlere doğru. Haydi, çalışmamızı biraz arttıralım. Özgür. Küme düşme riskini son haftaya kadar üzerimizden atamamıştık. Zor bir süreçti. Oyuncular çok büyük bir işi başardı. Tabii burada kulüp yönetiminin, kulüp başkanının çabaları ve göstermiş oldukları özveri de çok önemli. Teknik ekibin göstermiş olduğu başarı çok önemli. Şimdi yeni sezon gerçekten çok önemli bir sezon Erzurumspor için. Hem buradaki futbolcular için hem teknik ekip için. Bu zorlu sezonda Erzurum'da gerçekten çok iyi bir iki kamp dönemi geçirdik. Üçüncü kamp dönemimiz dün itibariyle başladı. Altyapıdan 17 oyuncumuz üçüncü kamp dönemine dahil edildi. Geçmiş seneden kalan oyuncularımız var. İstediğimiz geçen seneden kalan hemen hemen bütün oyuncularla anlaşmayı sağladık. Üçüncü kamp dönemini de geçirip bu dönemde iki tane hazırlık maçı yapmayı düşünüyoruz. Bu dönemi de inşallah kazasız belasız sorunsuz anlatıp lige hazır vaziyette yeni sezonun başlamasını bekliyoruz. Şöyle Esterle tabii önemli bir oyuncu. Bizim için de önemli bir oyuncu. Bu lig için de önemli bir oyuncu. Başkanımız görüşüyor. Tabii kulübün de belli şartları var. Şimdi tamam transfer yasağımız var ama transfer yasağımız var diye de kulübün de bir belli bir otoriter yapısı olmalı. Bu yapının dışındaki oyuncularla biz de anlaşmayı istemiyoruz. Kulübümüzün şartlarına düşerse Esterla'yı da aramızda görmek istiyoruz ki bu konuda da büyük aşama kaydedildi. Ben tahmin ediyorum 1-2 güne Esterla da aramıza katılır. Şöyle şimdi Erzurumspor altyapıdan şu an biraz önce de belirttim 17 tane oyuncumuz bizim aramızda hala devam ediyor. 17 oyuncu, 27 kişiyiz. Bunun 17 tanesi altyapımız kaynaklı oyuncusu. 10 tanesi de hani nüfus cüzdanlarına bakmıyoruz ama Erzurum doğumlu. 10 tanesi Erzurum doğumlu, 17 tanesi de altyapımızdan kendi yetiştirdiğimiz öz oyuncularımız. Ki biz bugüne kadar çalıştığımız bütün kulüplerde kendim de altyapı kaynaklı bir oyuncuydum ben futbol oynarken. Ankara Gücü'nün altyapısından yetişmiştim ki bu konuda çok duyarlıyım. Her takımda birçok oyuncuyu A takımına ve Türk futboluna kazandırmıştık. Ki burada da şu anki aramızda bulunan oyunculardan birçok oyuncu önümüzdeki yıllarda Erzurumspor A takımında forma giyebilecek oyuncular. Güney yine geçen sene forma verdiğimiz, Yakup yine geçen sene forma verdiğimiz futbolculardan bir tanesi. Ama oyuncu sayımız yaklaşık 35-36'yı bulmuştu. Bazı oyunculardan yollarımızı ayırmamız gerekiyordu ki bizim ayırdığımız oyuncularla alakalı vicdanımız rahat. Buradaki oyuncuların gönderdiğimiz oyunculardan daha önde olduğu bir gerçek. Ki aramızdan ayrılan bazı oyuncular son 3-4 yıldır Erzurumspor A takımıyla devam eden oyunculardı. Hiç forma şansı bulamamış oyunculardı. Ha, bize teslim edilen takımla biz devam etmiştik. Bu süreçte de forma şansı bulamayacak oyuncular olduğunu gözlemledik. Onlarla yollarımızı ayırdık. Onları kiralık gitmeye yönlendirdik. Kiralık gidip kendilerini geliştirebilirlerse yine bu takımın kapıları onlara sonuna kadar açık. Oynamayı denemeliler gidip başka takımlarda. Şu an içimizde bulundurduğumuz, tuttuğumuz arkadaşlar burada forma şansı bulabilecek arkadaşlar. Ve şu an tuttuğumuz bütün oyuncular bu sezon içerisinde mutlaka forma şansı bulabilecekler. Söylediğim gibi biz daha önce çalıştığımız kulüplerde de burada da genç oyunculara özellikle altyapıdan çıkarttığımız oyunculara çok çok değer verdik ki geçen seneden örnek vermek gerekirse Fırat'ı da biraz önce söyledim ama Altınordu'yla maçında biliyorsunuz hayati bir maçtı bizim açımızdan hem Altınordu maçı açısından hem bizim açımızdan son derece önem arz eden kaybedenin küme düşeceği bir maçtı ki öyle oldu zaten. Biz o maça Altınordu Futbol Akademisi, Altyapı Futbol Akademisi diye geçen bir takım biliyorsunuz. Onlar bir tane altyapısından oyuncuyla oynarken, başlarken o maça Emircan Güllük ile başlarken biz o maça 3 tane altyapı patentli oyuncumuzla ilk 11'e başladık. Maç bittiğinde de Altınordu Spor Kulübü'nde altyapıdan hiçbir oyuncu kalmamıştı. Emircan oyundan çıkartmışlardı. Biz maç bittiğinde 90 dakikada 6 tane altyapı oyuncumuzla maçı tamamlamıştık. Yani bu da zannediyorum bizim ne kadar altyapıdan çıkan oyunculara değer verdiğimizin bir göstergesi olsa gerek. Ve bunun yanında Erzurumspor'un da altyapı potansiyeli olduğunu gösteren bir gerçek. Ben geldiğim günden beri söylüyorum. Bugüne kadar çalıştığım kulüpler arasında altyapı potansiyeli en yüksek takım Erzurumspor. Tabii bunları harekete geçirebilmek için burada çalışan hocaların bir devamlılık göstermesi gerekiyor ki bu oyuncuları tanıyıp bilip ona göre gelişimini sağlayıp
ona göre forma şansı versinler. Ben dediğim gibi değer veriyorum, önem veriyorum. Hak edenleri burada tutmaya çalıştık. Ve burada tuttuğumuz arkadaşlarını da göreceksiniz. Her biri bu sezonki maçlarda kimi başlar, kimi sonradan daha çok gelişimini tamamlar, ilk 11'e girer. Kimi sezon başı ilk 11'de başlar. Ama buradaki çocukların hepsinin potansiyeli bu ligde, hatta bir üst ligde de oynayabilecek potansiyelde oyuncularımız olduğunu süreç gösterecek. Geçen sene de geldiğimizde bu kulüpte çalışmayı isteyerek geldik. Geçen seneyi tamamladığımızda da bu kulüpte çalışmayı isteyerek bu sezona başlangıç yaptık. İmzalamadım ama transfer yasayla alakalı değildi bu. Başkanla çeşitli görüşmelerimiz oldu. Ama önümüzdeki birkaç gün içerisinde imzamı atacağım. Burada devam ediyorum. Yani transfer yasağı açılsa da açılmasa da biz ekip olarak burada devam etmeyi hem kendimiz açısından hem de bu kulüp açısından yani gelecek açısından iyi bakıyoruz, doğru buluyoruz. Yani burada devam ediyoruz. Transfer tahtasının açılacağını umuyorum ki hem başkanımızın hem belediye başkanımızın bu yönde büyük çabaları var. Bu çabaların ben transfer yasağının açılarak sonuçlanacağını umuyorum. Böyle bir kere öncelikle kendi sahamızda oynamayı iple çekiyoruz. Biliyorsunuz biz geçen sene ligin ikinci yarısında göreve başladık. Son 13-14 haftada kendi taraftarımız önünde hiç oynayamadık. Tabii dışarıda oynadığımız maçlarda, iç saha gibi gözüken dışarıda oynadığımız maçlarda taraftarlarımızın son derece yoğun ilgisi vardı. Onlara da ayrıca bir teşekkür etmek gerekiyor. Ama tabii iç saha avantajı çok farklı bir şey ki Erzurumspor potansiyel olarak, taraftar olarak gerçekten geçmiş yıllarda çok çok destek olup Erzurumspor'un başarılarında, şampiyonluklarında önemli rol oynadılar. Biz kendi sahamızda oynamayı iple çekiyoruz. Taraftarın bize vermiş olduğu destek, şahsıma ve ekibime göstermiş olduğu destek de bizi ayrıca çok sevindiriyor ki gerçekten bu çok karşılıklı. Biz de onları çok seviyoruz. Onlara layık olmaya çalışıyoruz. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Bir 10 gün öncesine kadar ilk 2 maç burada oynanmayacak gibi bilgi vardı ama şu an zannediyorum biraz aşama kaydedildi. Hani burada başlamak bizim için çok büyük avantaj olur. İnşallah burada başkentin dinamikleri öne çıkıp bizim lige burada başlamamızı sağlarlar. Hani tahta açılmazsa'dan daha önemli şey bence şu anki önemli şey stadımızda lige başlayabilmemiz olmalı. Ki amacımız tabii ki ligi bu ligde devam edebilmek olacak ki ben bunu da elimizdeki oyuncuların devam ettirebileceğini düşünüyorum. Çünkü geçen seneki kadromuz hani sezona kötü başlamış, bizle beraber bir çıkış yakalamış, bazı eksiklikleri olan bir takımdı. Bizle beraber de bunları tamamlayıp iyi bir kamp dönemi geçiriyoruz. Çünkü geçen sene bazı eksikliklerimiz vardı söylediğim gibi. Altyapıdan gelen oyuncularımızın da ben bazılarının gerçekten takıma yeterli desteği vereceğini düşünüyorum. Ama önceliğimiz tabii ki bu ligde yaşamımızı devam ettirmek olacaktır eğer ki transfer tahtamız açılmazsa. Cengiz Han da bu kulüp için çok değerli. Hem bizden önceki performans hem bizle beraber göstermiş olduğu gelişim ve performans gerçekten çok iyiydi. Ama şanssız bir sakatlık geçirdi. Yani Cengiz Han ligin ilk yarısı oynaması uygun değil. Hani 3-4 ayı buldu. 6 ayda dönen sporcular var ama 6 ayda dönen sporcuların sakatlanma riski çok yüksek oluyor. En az bir 8 ay geçirmeleri gerekiyor. Biz Cengiz Han'ın hem kendi sağlığı açısından hem bu takıma daha uzun yıllar hizmet edebilmesi açısından bu 8 ayı doldurmasını düşünüyoruz. Yani ligin ilk yarısı Cengiz Han sakatlığını geçirmekle geçirecek. Thank you.